Merhaba, bugün Harvey Nichols'da Didem Çapa'nın takı sergisine geldik. Takıları konusu yılan. Yılanın bir takım mitolojik anlamları, bir takım uğurlu geldiğine inanılan durumlar var. Detaylarını şimdi inceleyeceğim. Ben de daha yeni gidiyorum kapıdan. Bakalım neler göreceğiz. Evet, kırmızı halı yürüyüşünün sonunda. Burada bir alan düzenlenmiş, her önemli sergide olduğu gibi fotoğraf çekilme için. Ondan sonra ben biraz gergin miyim neyim? Şu eserlere gidip bir bakalım. Gökhan'cığım, burası o kadar kokoş bir yer ki, o kadar güzel hanımlar, o kadar güzel kıyafetler var ki. Eserler burada. Birazdan şimdi bakacağız. Ne yapılmış, ne edilmiş. Onunla ilgili de birini bulup bilgi alacağız. Merhaba. Merhaba. Fırat Veziroğlu. Neziroğlu. Fırat Neziroğlu. Ya yok. Evet. Zaten bir dakika. Şuna bir zoom yapabilir miyiz Gökhan'cığım? Fırat Neziroğlu'nu bununla hatırlayacağım bundan sonra. Müthiş bir tasarım. Bununla ilgili ayrıca seni görmek istiyorum. Tamam. Şimdi Didem Hanım'la birlikte mi çalışıyorsun? Öyle sayılır. Ne yapıyorsun? Azıcık oraya bakarsa. Buraya bakayım. Buraya bak. Ama öyle oraya bakamıyorum. Ben böyle gözlerine bakayım. Tamam. Bana tamam, anlaşık. Didem Hanım'la birlikte iş yapıyoruz sayılmaz. Biz birlikte eğleniyoruz durumda. Wow. Bunun normal bir iş tanımı bence yok. Tamam. Sadece aklımıza gelen güzel şeyleri birlikte yapıyoruz. Tamam. Böyle tasarım diyeyim. Konusunda senin bir desteğin var mı? Hayır. Yani yok. Ben dokuma tasarımcısıyım. Dokuma sanatçısıyım. Benim tamam. Tam başka bir şey. Tamam. Ayrı bir program konusu. Teşekkür ederim. Şimdi Didem Hanım daha önce Milano Moda Haftalarının kapanış defilelerinde... Tamam, böğrüme konuşursa... Buralara böyle gelsin ses. Milano Moda Haftalarının kapanış defilelerinde... Defile takıları yapmış. Defile takıları biliyorum, yapmış. Gördüm. Evet, müthiş. Öyle. Dolayısıyla sonradan kendi markası, kendi adı altında yeni bir koleksiyon çıkarmaya karar verdi. Bu ilk koleksiyon mu? Değil. Yılan temalı ilk koleksiyon. Hı. Ondan öncekiler hep defilelerde gelelim. Vardı. Aynen öyle. Masai'ler tamam. Vardı, Amazonlar vardı. Vesaire. Didem Hanım bir tasarımcı mı normalde? Didem Hanım normalde aslında bence özünde tasarımcı. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yani tasarım öyle bir eğitimi var mı anlamında sordum. Yoksa çünkü tasarımın böyle çok da eğitim alınması şart olan bir durum. Hayır, ben akademisyenim. Yok. Gerekiyor. Evet. Ben de mimarım ayol tamam yani de tasarım içten de gelemez mi? Zaten gelir. Tamam, ama insanın nerede duracağını bilmesi gerekir. O duracağı yeri de okul öğretir. Yoksa onun içinde istediği kadar uçsun. Tamam. Yani, peki. Doğru. Nasıl iyi tanımladın? Doğru. Doğru mu diyor Ebru? Gelsene Ebru. Doğru diyor tabii ki. Yetenek artı eğitim diyorum ben de. Değil mi? Aynen öyle. Fırat'tan yana. Hani okul evet yani nerede duracağımız gerektiğini kesinlikle. Biz öğretsin onun içinde uç yanisi. Tamam. Evet. Tasarım konusunda ayrıca bir sohbete de ihtiyacımız var demek ki. Yeni bir program konusu daha çıktı. Didem Hanım yılan temasıyla yola çıktı. Çünkü yılanın iyileştirici gücüne inanıyor. Tamam. Ve dünyadaki sembolleri araştırdığı zaman Didem Hanım... Biz birazdan evet. Aşık olacağız birbirimize. El ele. Didem Hanım bir arkeolog aslında. Hem. Evet. Tamam, o zaman sanatla her koşulda yaparsın. Aynen öyle. Ve annesi anneciği Maçka Sanat Galerisi'nin sahibesi ve 40. yılında artık kapatma kararı aldı. Türkiye'deki sanatın aslında başladığı gibi olmadığından yola çıkarak. Ve Didem Hanım'ın bütün çocukluğu zaten sanatçılarla birlikte geçti. Evet. Belli yansımış zaten. Aynen öyle. Ve üzerine arkeoloji okuyunca bu sembol dili, simge dili, bunun tarihteki yansımaları vesaire bunların hepsini araştırıyor oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla bakınca bu dilin en eski kaynaklarında yılana ulaştı. Yılanın bu sembollerini alıp takılarına işledi. Ben biraz eserleri göreyim. Ha, lütfen. Gökhan'cığımla beraber. Ondan sonra bir de Didem Hanım'a... Artık bir soracağım. Vakti varsa programı uyarsa artık, o zaman. Tamam. O zaman inşallah. Hadi inşallah. Buradan başlayalım.
Bu arada ben de yılanlı takıyla geldim yani. Bir daha uzatayım. Yüzükler. Bak şurada çok enteresan bir şey var. Dikkatini çekmek istiyorum. Bu küpe ama birbirine bağlı. Yani çenenin altından, şöyle bana bak. Böyle bir kulağına takıyorsun, çenenin altından zincir geçiyor, öbür kulağına da takıyorsun. İzin vermedikleri için gösteremiyorum. Ama çok enteresan bir tasarım. Yani sadece formlara takılmayalım, yılan formuna. Orada önemli bir şey var. Çok denemek isterdim ama... Bu izin vermiyor. İzin vermiyor. Biliyorum biliyorum. Şaka yapıyorum. Denetirebilirim ama. Denetebilir misin? Tamam. Denetebiliyor. Genelde benzer bir çizgisi var. İnciyle birleştirmiş, bak inciyle çok daha asil başka bir havaya bürünmüş. Eserler böyle. Bence bir de Didem Hanım'la tanışırsak bu iş tamamdır. Görüşürüz. Merhabalar tekrar. Didem Çapa ile şu anda beraberim. Böyle TRT gibi sunmayacağım. Çünkü kendisinin de çok samimi ve böyle benim şımarıklığımı kaldırabilecek birisi olduğunu haberini aldım. gerçekten çok beğendim. Hani böyle şey olsun diye söylemiyorum. Benim yaptığım program biraz böyle tasarımla ilgili şöyle çok bir süper deden değil de tasarımın çok daha bize yakın bir şey olduğunu anlatmaya çalışan bir şey. Bu arada üzerinizdekiler müthiş. Onları çek lütfen. Denedim ben de, o kadar güzel durmadı. Herkes kendi iyi hissetmeli kendini. Hangisiyle hissediyorsan onu takmalısın. Evet. Ben bunu seviyorum. Peki, hikayesini siz anlatırsanız çok memnun olurum. Tabii, yılan aslında dünyada en çok kullanılan sembol. Dünyanın varoluşundan beri. Tümünü anlatırsam çok uzun olacak. Tamam. Ama ana tanrıçanın sembolü... Baktığımız zaman tıbbın sembolü, birçok medeniyette yeri var. Adem ile Havva hikayesinden nereye kadar? Ben özellikle yılanı sembol dilinde konu aldım. Çünkü bence dünyanın her açıdan iyileştirici etkilere ihtiyacı var. Süpersiniz. Harika işler yapmışsınız. Zaten ben biliyorum sizin ne kadar güzel işlerle her zaman uğraştığınızı. Gurur verici böyle sizin gibi insanların ortamında bulunmak, sizinle sohbet edebilmek. Her şey bir arada güzel. Biz yapıyoruz, siz böyle yer veriyorsunuz. Birbirimizi arttırıyoruz, çoğaltıyoruz. Hayat o zaman anlamlı. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Didem Hanım'ın eserlerini gördük. Gidiyoruz.